Merhabalar. YouTube Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer çok güzel bikini üstünü anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok şık, çok hoşuma gitti. Kızlarımı örerken videosunu da çekmek istedim. Bu tek renk. Bu sefer çift renk çalışmak istiyorum. Şöyle iplerle yaptım bunu, şerit. Şerit pamuk iplerle çalışıyorum. Fakat bu sefer gene pamuk koton ip, iki renk çalışmak istedim farklı bir iple. Şuradan başlıyoruz. Tek örüyoruz kapları. Sonra yanları ve en sonda etrafını ve etek ucunu çift dilim çiçeklerle örüp bitiriyoruz. Hemen açık renkle kapları açık renk yapayım dedim. 4 zincir çekiyoruz. Kilit yapalım. Yeni başlayan arkadaşlar için de biraz ağır yapayım ki faydası olsun. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk zincire bağlayalım. Ve bu halkayı 3 zincir çekip 5 trabzan daha yapıp toplamda o zincirle birlikte 6 trabzan yapmış oluyoruz. 3 4 5 6 6 trabzanı ördük. Hemen 3 zincir çeviriyorum. Çift batıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Doluyorum. Hemen yanındakine çift batıyorum. Hemen yanındakine bu sefer tek batıyorum. Bir tane. Çünkü hepsi çift olursa 12 trabzan oluyor. Bize 11 trabzan gerekiyor. O yüzden bir tanesini orta yerdeki trabzanın üzerine bir tane batıyorum. Diğerlerini gene İkişer kere. Bir de en sonda olan, onu da unutmayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. 11 adet trabzan. Gene 3 zincir döndürüyorum. Üzerine alıp dibine değil yanındakine. Aynı yere bir kere daha. Bir zincir doluyoruz aynı yere bir kere daha trabzan ve bir kere daha bir kenar trabzanımızı yaptıktan sonra hemen yanındakine iki ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan yapıp bu şu yuvayı dolduruyoruz. Ve üzerine alıp hemen alttaki trabzanın ortasından şöyle geçirip bir trabzan çıkartıyoruz.
Hemen yanındakine şuradakinin aynısını yapıyoruz. İki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Tekrar üzerine alıp aşağıdaki trabzanın ortasından geçirip trabzan çıkartıyoruz. Hemen yanındakine bunu şu son trabzana kadar tekrarlıyoruz. Son kenar ilmeğimizi de trabzanımızı da yapıyoruz. Şurada 1, 2, 3, 4. 4 adet boyutlu olan şu ortadan battığımız trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane de işte yelpaze şekli ya da istiridye şekli hangisi olursa 5 adet olacak. Şurada şu 6 trabzan, ondan sonra 11 trabzan ve ondan sonra artık boyutlu trabzanlar başlıyor ve bu şekilde büyüyerek devam ediyor. Gene 3 zincir çıkıyoruz. Bu yaptığımız sırayı 3 kere daha tekrarlıyoruz. Bu sıra 4 kere 4 sıra olacak tamamı. 3 tane zincir çekmiştik. Hemen ortaya bu tek zincirle yaptığımız şu ortaya gene 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Şimdi şuradaki boyutlu olan trabzanlar arkada kaldığı için bu sefer tığımızın üzerine alıyoruz. Şuradan şöyle alıyoruz. Tekrar tığımıza dolayıp gene 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, tekrar doluyoruz ve örüyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyor. 4 sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4. Şu yaptığımız İki sıranın aynısını hiçbir değişiklik yapmadan iki sıra daha ördüm. 4 sıra bitti. Gene bakın hatta şurada bir dönüş başladı bile. Fakat bu küçük bir kap olur. O yüzden arada ufak arttırmalarımız olacak ki şu kabın hacmini genişletelim. 1, 2, 3 zincir. Hemen artık araya değil hemen şu yandaki trabzanın üzerine 1, 2, araya üçüncüsü ve bir zincir. Tekrar alıyoruz. 1, 2 ve çıkıyoruz. Hemen yanındakine 1, 2, bir daha. Şu alttaki 2, 4 olan trabzanın her birine üzerine batıyoruz. Birer tane de araya batıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Bu tarafta da, bu tarafta da 3 trabzan oldu. Arttı çünkü. Hemen üzerine alıp boyutlu uzun trabzanı örmeye devam ediyoruz gene. Üzerine alıyoruz. Hemen yanındaki bir daha gene üzerine alıp ortaya batıyoruz. Bir zincir. Bir trabzan. Hemen yanındakine bir daha ve boyutlu uzun trabzanı da çıkartıyoruz. Sıranın sonuna kadar böyle gidiyorum. Son trabzanı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane örmüştük. Sonra bu 2 trabzanlar 3'e çıktı. Bunu bir sıra örüp şimdi bunları 4'e çıkartacağız. 3 trabzan. Hemen 3 zincir, pardon. Hemen yanındakine 1, 2, 3. Ve bir tane de ortaya 4 oldu. Bir zincir. Tekrar aynı yere. Üç trabzanın üzerine de örüyoruz. Bir, iki, üç, dört oldu. Bir, iki, üç, dört. Üçler dört dedi. Şimdi bu sırayı şunu da göstereyim. Üzerine alıyoruz ve arkada kalan o boyutlu trabzanın üzerini de örüyoruz. Devam ettiriyoruz. Ve aynı şekilde üzerine alıp hemen yanındaki trabzanları, 4 trabzanı yani 3 trabzanın üzerine bir tane de boşluğa batıyoruz. Bir zincir. Gene aynı boşluğa. Ve 3 trabzanın üzerine gene trabzan örerek devam ediyoruz. Ve arkada kalan boyutlu trabzanı da alıyoruz ve örüyoruz. Sıranın sonuna kadar böyle gidiyor ve bunu 7 sıra daha tekrarlıyoruz. Toplam bu 8 sıra oluyor. Evet, sırayı bitirdim. Şurada ikili, ikili, ikili yani 2, 2, 4 sıra örmüştük. Sonra bunu 3'e çıkardık. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu sırayı bir sıra ördük. Sonra bunu 4 yaptık. Ve bu hep 4 olarak kalacak. 7 sıra daha öreceğiz. Bu dörtlü olan 8 sıra olacak toplamda. Yalnız bunu sabit tutmamız gerekiyor. 3 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir. 1, 2, 3, 4. Şu başlangıç trabzanı, ilmeği 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 üzerine alıp
Şimdi tekrar şurayı atlıyoruz. İlkine değil, ikincisine batıyoruz. Şöyle bir daha göstereyim. Bu değil, bu. Bir, iki, üç, bir de araya dört. Bir zincir. Üç. Dört. Her sırada şuradaki ilk ilmeklere batmıyoruz. Şuna da batmıyoruz. Hemen alttan aradan batıp boyutlu olan trabzanı devam ettiriyoruz. Şu aralarda batmıyoruz. Bu hep dört kalıyor. Ben bunu bu dörtlü olan, dört trabzanlı olan bölümü, bu 8 sırayı tamamlayayım. Zaten ondan sonra da kap bitmiş oluyor. Kap bitti. Bu 80-85 ölçüleri için gayet iyi. Zaten örgü kıyafetler biraz avantajlıdır. İki beden, bir beden hiç fark etmiyor. Biraz arkadan sıkı bağlarsınız. Büyük bedeni de halledebilirsiniz. Daha büyük istiyorsanız, bu yeterli olmazsa, bir sıra, iki sıra devam edebilirsiniz. Hiç sorun yok. Formu da bozulmaz. Şimdi gene şu askı kısmını gene kendi bu açık renkli çalışacağım. Hemen bağlıyorum. Bir, iki zincir üzerine alıyorum. Aynı zamanda ipi de arada kaybedeyim. Yanındakine, şuna değil, hemen yanındakine bir kere yapıp bekletiyorum. Bir daha batıyorum yanındakine. Sonra üçünü birden alıyorum. Bir, iki, üç, dört trabzan. Hemen yanındakine bir kere alıp bekletiyoruz. Bir kere daha alıp bekletiyoruz. Son üçünü birden alıyoruz. Şuraya kadar, şu uzun trabzana kadar, şu aradaki bütün trabzanların üzerine örmüş olduk. İki zincir de dönüyoruz. İki zincir çünkü eksiltmeler, yani eksiltmeler yaparken iki kere de çıkacağımız için üçüncüsünü eksiltirken çıkıyoruz. Üzerine alıyoruz. Hemen yanına batıyoruz. Bekletiyoruz. Bir daha alıyoruz. Yanına batıp 3 tane birlikte alıyoruz. Hemen yanına bir tane daha üzerine alıyoruz. 1 2 son üç topluyoruz. Üç topladık. İki trabzan, üç topladık. Gene iki, üç de dönüyoruz. Çünkü artık eksiltmeyeceğiz. Sadece buraya değil,
Bir sonrakine batıyoruz. 2 3 4. Bu 4 trabzan bizim boyun bağı olarak uzatacağız. İstediğimiz ölçüye kadar. Ben 63-64 santim ördüm ve iyi geldi. Eğer kalın geliyorsa 3'e düşürebilirsiniz. İnce geliyorsa 5, şurayı atlamazsınız. 5 trabzan olarak devam edersiniz. Şimdi ben bu şu kısmı örmeye devam edeyim ve bu bağı bitireyim. Evet, 64 santim bağını ördüm. Çift renk çalışacağım için şu hemen bağın altındaki şu beden, şurası şu kısmı örmeye devam edeceğiz. Şu başlangıç altı sık iğnenin şu hizasında, son uzun trabzanın, boyutlu trabzanın hizasında olan boşluğa batıyorum. Kilitliyorum. Bu askının başlangıcı, yani şu kabın devam ettiği sıranın hizasına kadar şu araya 26 adet ikili trabzan dolduracağız. Bir, iki, üç trabzan araya batacağız. Üzerine alıyoruz. Bir örgünün içine, bir boşluğa, bir örgünün içine, bir boşluğa. Bir boşluğa, bir örgünün içine, bir boşluğa. Şuradan şu ikili trabzanlar yapmıştık ya, 2 2 4 sıra örmüştük. Onun hemen başlangıç hizasındaki ilmekten başlayıp kabın son sırasına kadar olan mesafeyi bir içeri bir örgüye batarak 26 trabzan örüyoruz ve bu 26 trabzanı aynı şekilde hiç eksiltmeden, arttırmadan gene 26 trabzan üzerinden 6 sıra örüyoruz. Şu kısmı örüyoruz. Sonra kafes örgüye geçeceğiz. 6 sırayı ördüm. 1 2 3 zincir. Arka sırayı çeviriyoruz. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyoruz. Araya 2 zincir, 1, 2 değil, 3.'ye batıyoruz. Bir trabzan daha. 1, 2 zincir, üzerine alıyoruz. 1, 2 değil, 3'e. 3.'ye batıyoruz.
Bir, iki zincir. Üzerine alıyoruz. Bir, iki, üç. Üçüncüye batıyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet, sıranın sonuna son trabzanı da yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir üzerine alıyoruz. Hemen yanındaki ikinci trabzana batıyoruz. Gene 2 zincir. Gene 2 şekilde on sıra. Şurada da görüldüğü gibi 10 sıra buraya kadar örüyoruz. Bundan sonra gene eksilterek devam ediyor. Evet, 10 sırayı ördüm. Gene 3 zincir. İkinci trabzanın üzerine bir tane daha. Üzerine alıp şu aralara sadece bir tane batıyoruz. Trabzanların üzerine trabzan. Araya, şu aralara sadece bir trabzan batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyor. Trabzanlara trabzan, aralara bir tane batarak 23 trabzan ördüm. 3 zincirle yukarı çıkıp, pardon, 2 zincir, çünkü üçüncüsü bekleterek eksilteceğiz. Üçüncüsü son üçünü çıkartırken olacak. Tığın üstüne alıyorum. Yanına batıyorum, bekletiyorum. Yanına batıyorum. Üçünü birden alıyorum. Örmeye devam ediyorum trabzanları. Son 3 trabzan kalan. 1 2 3'ünü bir alıp kapatıyoruz. Her iki taraftan da eksiltme yapıyoruz. Gene 1 2 zincir üzerine alıyoruz. 1 2 3 oldu. Topluyoruz. Tekrar trabzanları örmeye devam ediyoruz. Son 3 trabzan. 1 2 3 Şu kısımda dümdüz gelmesi gerekiyor. Girintili çıkıntılı olmasın. Dümdüz ilerlemesi gerekiyor. Şimdi ilk düz ördük. Sonra eksilttik 3'er tane. Sonra gene eksilttik. 2 tane oldu eksiltme sayımız. 6 tane de bitiyor. Ben şimdi 4 kere daha gidip geleceğim ve ortada 4 trabzan bırakacağım. Son eksiltme sırasındayız. 3 taneyi birlikte aldım. 1 2 3 Kapattım. Bakın bu kenarlar nasıl muntazam geliyor. Hiç girinti çıkıntı olmadan dümdüz.
Bir düz örmüştük hiç eksiltmeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada yanlardan 3'er tane eksilterek 1, 2, 3, 1, 2, 3, bir de ortada bir trabzan var. Şimdi biz bunu 4'e düşürüyoruz. Şurayı atlayıp bir ilerisine batıyoruz. 2, 3 ve en son 4. Görünüyordur umarım. Gayet muntazam oldu. Şimdi 4'e düşürdük. Şu yan bağı. Yan bağı. Göstereyim şöyle bakalım ne kadarmış. Bu da 35 santim. Diğeri 64 santimdi boyun bağı. Bu da 34 santim. Çünkü bunu ölçtüğümüz için, giydirdiğim için bu ölçünün çok iyi geldiğini gördüm. 34 santim örüyoruz. Ben diğer parçayı da bitirdim. Şimdi ortada bir üçgen var. İki kabı birbirine bağlayan şurada bir üçgen var. Örnekten göstereyim. Şurada bir sıra, bir sıranın hemen dibinden dikmeye başlayacağımız bir üçgen öreceğiz. İki kabı birbirine tutturmak için. Ve ondan sonrası kafes örgüyle uç kısma kadar gelecek ve kenarı geçecek. Şimdi şu üçgeni örelim. Hemen bir şöyle bir kilit yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Bir daha. Üç tane sık iğne yapıyoruz. Üç zincir. Sırayı dönüyoruz. Aynı yere. Hemen dibine. İkiliyoruz. Yani bir trabzana iki yapıyoruz. Ortaya batıyoruz tek. Sonrasına bir, iki, beş oldu. Üçtü, beş oldu. Bir, iki, üç. Tekrar bir tane daha aynı yere. Diğerleri sık iğne, trabzan. Ve sonuncuya gene çift batıyoruz. Üçtü. Beş oldu. Sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Tekrar 3 zincir. Yine aynı yere çift batıyoruz. Diğerleri trabzan sona kadar ve en sondakine gene çift batıyoruz. 9 trabzan oldu. 1, 2, 3. Gene çiftliyoruz trabzanı baştakini. Diğerleri tek tek.
En sondaki gene çift. Evet, en sona geldik. Ve 11. 3, 5, 7, 9, 11. Kesiyorum. Bir iğne yardımıyla buraya dikiyorum. Şurada şu kabın son sırasının hemen bir altından dikmeye başlıyoruz. Uzadığı yere kadar, şuraya kadar geliyor. Dikiyoruz. Şöyle. Evet. Arayı ördüm. Diktim. Şimdi şuradaki şu A gibi olan yeri öreceğiz. Şu üçgenin hemen altında görünen şu kaplarla ortayı sıfırlayan, aynı hizaya getiren şu A görüntüyü öreceğiz. Şu üçgeni şöyle elimizi alıyoruz. Kap başlangıç yerleri aşağıda. Şuraya şu ekleme yerinin, yani bittiği yerin hemen yukarısına şuraya bağlıyoruz. Ve kilitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip o file A görünümünü yapacağız. 1, 2, 3 1, 2, 3 2 atlayıp 3'üncünün üstüne ekliyoruz. 1, 2, 3 1, 2, 3 ve aynı burada olduğu gibi şu ekle, şurada biten yerin hemen bir üzerine bağlıyoruz. Bir üste çıkıyoruz. Hatta şöyle kaydırarak çıkalım. 1, 2, 3 çekiyoruz. Hemen o son çektiğimiz ağın üzerine bağlıyoruz. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 hemen bir sıra üstüne bağlıyoruz. Şu kabın en uç noktasıyla, en dip noktasıyla
Aynı hizaya getireceğiz şu oyuk kısmı. Tekrar bir sıra daha yükseğe çıkacağız. Şöyle kaydırarak gelelim. 1, 2, 3. Çeviriyoruz. Bağladık. Bir sıra daha iki kayma ile buraya geldik. 3 çektik, geri döndük. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Şimdi gene şuradayız. Buraya geleceğiz ve yukarı çıkacağız. 1, 2, 3. Bağladık. Bir sıra daha çıktık. 1, 2, 3. Çeviriyoruz. Bir, iki, üç. Bakın. Sıfırladık. Aynı hizaya geldi. Bir, iki, üç çektik. Yani bir, iki, üç, dört sıra A ördük mü? Şu sıfır noktasına geliyoruz. Bir, iki, üç. Şuraya atıyoruz ve burayla aynı yerde bitirmiş oluyoruz. Sıfırlıyoruz. Bunu örerken, bu kısmı örerken hiç içeriye girmeden, burası havaya kalkmadan, çünkü örgüyü, burada öreceğimiz örgüyü bozar. İçeriye doğru kaçarsa havada kalır, çirkin durur. Buranın dümdüz olması gerekiyor. Ve örgü burada bitti. A da ördük. Bu şekilde gayet güzel oldu. Şöyle yakından tutayım. Şimdi etek kısmına başlayacağız. Hemen ipimizi bir kilit yapıyoruz. Şurada kafesin ilk başlamış olduğu yere geliyoruz. Şu kafesin ilk başlamış olduğu yer. Hemen oraya bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 1, 2, ikinci kutunun üstüne bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 atlayıp buraya bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, gene 2 atlayıp bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki atlayıp hemen dibine bağlıyoruz.
şekilde şu alt kısmı son kafese kadar bu şekilde geliyoruz. Geldik. Şu küçük kafesleri yaparak şimdi 3 zinciri çekip geri dönüyoruz ve aynı yere, aynı battığımız yere, hatta şu şey içine, örgünün içine 2 trabzan oluyor. 1 2 3 zincir. Şunu atlıyoruz. Diğerinin içine bağlıyoruz. Sonra bir zincir üzerine alıp hemen yandaki boşluğa 11 adet ikili trabzan yapıyoruz. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Aynı yere ikili trabzan yaptık. 3 zincirle şurayı atlayıp boş bırakıp diğerine battık. Bir zincirle yan taraftakine hemen geçip 11 adet ikili trabzan yaptık. Bir zincir çekip hemen yandaki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip şu hemen başlangıca geliyoruz. 1 2 3 trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Bir taneyi atlayıp, şunu atlayıp diğerine geçiyoruz. Bir zincir ve hemen yanındakine gene 11 adet trabzan yapıyoruz. 11 trabzanı ördüm. Gene bir zincir, hemen yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekip üzerine alıyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 şunun gibi 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip bir tane şurayı atlayarak buraya geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanına 11 adet trabzan dolduruyorum. Bir zincir hemen yanına bağlıyoruz. 1 2 3 zincir şuraya geçiyoruz. Burada 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 yine şurayı atlayıp buraya geçiyoruz. 1 zincir hemen yanına 11 trabzan. Zaten bir geriye bakarsak hepsi birbirinin peşi sıra geliyor. Evet, ilk çiçeklerin ilk sırasını
Bitirdim. Şöyle yakından göstereyim. Nerelere batılmış? Kaç tane atlamış? Şöyle yakından görmekte fayda var. Çünkü genelde bu atlanıyor, gösterilmiyor. Ve eğer ilk kez ölenler bayağı zorluk yaşıyorlar bu durumdan. Şöyle geniş açıdan yakından gösterilse örneği daha kolay halde örebiliriz. Şimdi ikinci sıraya başlayalım. 1, 2, 3 zincir çektikten sonra çeviriyoruz. Şu sonda ilk başta yaptığımız gibi en başta 2 çekerek, şurada 2 trabzan vardı. Gene sonda 2 trabzan bıraktık. Şöyle göstereyim. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar diğer trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyoruz. Şu trabzan, şu ikili trabzan, şu dilimler bitene kadar devam edecek, sabit kalacak. Bir zincir üzerine doluyoruz. Şu 11 trabzanın ilkine batıyoruz. Araya bir zincir. Hemen diğerine bir zincir, diğerine on bir adet trabzanın üzerine aralara birer zincir çekerek 11 adet trabzan yapıyoruz. Evet. Bir zincir çekiyoruz. Şurada 3 trabzan yapmıştık. Onun üzerine, her birinin üzerine sık iğne yapıyoruz. Bir zincir. Gene 11 trabzanın hemen en başındakine batıp bir zincir ve buradaki gibi araya bir zincir çekerek bitiriyoruz. Buraya 3 sık iğne yapıyoruz ve bu sırayı sadece bu şekilde devam ediyoruz. Araya bir zinciri çektim. Son sabit olan 2 trabzan örüyorum. Bu böyle devam edecek yukarı kadar. 1, 2, 3 çeviriyorum. Üzerine alıp hemen yanına ikili trabzanı yapıyorum. Gene araya bir zincir, üzerine alıp şu 11 trabzanın gene ilkine batıyorum. Araya bir zincir, diğerine bir zincir, diğerine bir, iki, üç, dört. Beşinciyi de yapıyoruz. Bir zincir. Tam ortadaki trabzanın 11 taneydi. 5 böyle, 5 böyle. Ortada kalan tek olan
trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir ve aynı yere batıyoruz. Aynı şekilde bir zincir, bir trabzan devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört ve son. Beş trabzan. Ortadakine iki kere batıyoruz. Araya bir zincir çekerek. Sonra şu üç tane trabzan yapmıştık. Üzerine de üç sık iğne yapmıştık. Tam ortadaki sık iğneye araya bir zincir yaparak bağlıyoruz. Ortaya. Gene bir zincir. Gene ilk trabzan. Ve burada ördüklerimizin aynısını devam ediyoruz. Bu sırada gene ikili iki trabzanla dönüyoruz. 3 zincir çekip 1 2 3. trabzana batıyoruz. Sonrası şu 3 tanesi 5 zincir. 5 çekiyoruz. İkinciye batıyoruz. 5 çekiyoruz. Tam karşılığına denk gelen şu V'nin hemen yanındaki trabzanlarda birer tane batıyoruz. Sonra bir 5 daha çekip bir ikinciye batıyoruz. Şurada 3 tane 5 trabzanlı daireler var. Bir, iki, üç zincir üzerine doluyoruz. Şurada tek batmıştık. Onun üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç üzerine alıyoruz. Bir, iki, üçüncüye trabzanın üzerine batıyoruz. Şu aradakiler üçer zincir. Sonraki şu ortadakiler beşer zincir. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Şu ortanın hemen bir altına. Yani bir ikinciye. Bir daha 5 zincir. Şuraya. Şu ve ortada kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.ye sondan. Bir, iki, üç üzerine alıyoruz. Şurada tek battığımız yer vardı. Bir, iki, üç ve bir, iki, üçüncüye batıyoruz. Bu şekilde bu sırada böyle gidiyor. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Gene 1 2 3 zincir ikili trabzanı yaptık. 1 2 3 zincir şuraya bağlıyoruz. 1 tek bir zincir çekip şurayı gene buradaki gibi 11 adet dolduruyoruz. 11 trabzan örüyoruz.
11 trabzan, 1 zincir bağlıyoruz buradaki gibi. 1 2 3 zincir. Şurada tek trabzanımız vardı. Onun üzerine 1 2 3 trabzan. 1 2 3 zincir. Bunu bağlıyoruz. Şu 3 tane olanın en başındakine bağlıyoruz. 1 zincir. Ve gene 11 trabzan. Şuradaki gibi. Evet, sıranın sonuna kadar gidiyorum. Sıraya gene 2 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan, 1 zincir olarak 11 adet trabzanımızı örüyoruz. Buradaki gibi arttırma yapmıyoruz. Hepsini normal batıyoruz. 11 adet, aralarına birer zincir. Son trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz. Şurada gördüğümüz üçlü trabzana 1 2 3 kere sık iğne yapıyoruz. Şurada da yapmıştık aynısını. Bir zincir doluyoruz. İlk trabzana batıyoruz. Bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırada böyle gidiyor. Evet, son sıraya geldik. İkili trabzanı yaptım. Araya bir zincir. Hemen ilk trabzana batıyorum. 1 2 3 hemen bir tomurcuk yapıyorum. Araya bir zincir. Bir tomurcuk yapıyorum. 3 zincirli. Bir zincir. Şurayı dolduralım. Evet, son sıramızda tomurcuklarımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Tomurcukları yaparken bu aralara zincir çekmiyorum. Buradaki gibi. Bu tomurcuğu yapınca o yeteri kadar bir açıklık kazanıyor. Bir de zincir çekersek biraz bu açıklık orantısız kalıyor ve volanlaşıyor, kıvırcıklaşıyor, güzel olmuyor. O yüzden hiç aralara zincir çekmiyoruz. Şu araya geleceğiz. Son trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şuraya bir tomurcuk yapıyorum. Ya buraya hiç tomurcuk yapmayın, buraya yapın. Ya da buraya tomurcuk yaparsanız bu araya yapmayın. Çünkü o da fazla geliyor. Ben burayı tomurcuk yapmadan geçiyorum. Yan trabzana. Çünkü şuradaki tomurcuk buradaymış gibi gözüküyor. Buraya da tomurcuk yapınca burası da açılıyor. O yüzden ya bu en sondakilere yapmayın, buraya yapın ya da burayı benim gibi boş geçin. Yani şu araya hiçbir tomurcuk yapmayın. 1, 2, 3. Şöyle batıyorum ben tomurcuğu. Daha güzel oluyor. Hiç zincir çekmiyoruz. Ve yandaki trabzana geçiyoruz. 1, 2, 3. Şöyle. Evet. Zaten sıra sonuna geldim.
ve örgüyü tamamladım. Model bu. Elimde bunun içine dikebilecek bir kap şu anda olmadığı için ancak bu şekilde size gösterebiliyorum. Nasıl durduğunu görün diye. Sadece örebiliyoruz. Maalesef bu karantina günleri yüzünden dükkanlara çıkamıyoruz. Çıksak malzeme bulamıyoruz. Sıkıntılı günler. İnşallah geçecek. Elime geçtiği zaman böyle bir kap, bunun rengine uygun bir kap. Bunun dikilişini de göstereceğim. Şu iç kısmı nasıl dikiliyor onu da göstereceğim. Varsa elinizde bunu ördükten sonra varsa elinizde ya da dikebilecek ölçüde bir sütyen falan bulabilirseniz çok da güzel olur. Şu yanları da biraz kapatmak gerekiyor ya da şuralara kadar en azından bir kapalı alanı olması lazım ki bunu üstüne oturtalım. Bu yüzden de kap şart gibi gözüküyor. Şimdilik ördüm. İleride bunun kap dikilişini de inşallah gösteririm. Bugünler geçtikten sonra. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna, bundan sonrakileri de görmek isterseniz abone ziline basmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.